Selamlar arkadaşlar. Adel kalemcilik. Yani ne söyleyeyim? Ha? Siz de görüyorsunuz. Fotoğraf güzel. Havalar şahane. Daha ne olsun. Ama tabii dikkat edilecek noktalar da var. Ama genel olarak fotoğraf güzel. Adel kalemcilikte. Bir kere 3 gün, 2,5 günlük düzeltmeden o da etkilenmiş. Ama yani desteğin altına inmemiş. Şuradaki 15 -59 desteğin altına da inmemiş o günlerde. Bu önemli desteği kırmaması. Bir de trendi var. Hiç trendine yaklaşmamış. E, bu da önemli. Yani o yüzden baktığınız zaman fotoğraf güzel. Başka e, başka Golden Cross var. Görüyorsunuz Golden Cross oluşmuş. ve bu da güzel. Burada dikkat edilecek ve bir an önce üstüne çıksın diyebileceğimiz tek seviye kalmış. O da 16.82'deki e, şuradaki yani yuvarlak için aldım görüyorsunuz. 8, 9, 8 günlük hareketli ortalama 16.82'deki. E, artık bunu takip edenler bunun üstünde kapanış bekleyecekler. Yani 16.82 veya kendi ekranlarında ayarlayabiliyorlarsa MA8 e, Hike yani üstsel 8 e, günlük üstsel e, hareketli ortalama takip edilecek burada. Bunun üstüne Çıkılır ise ve bunun üstünde bir kalıcılık olursa o zaman 1866'daki direncin kırılıp kırılamayacağı takip edilmeli. Tabi başka takip edilecek şeyler de var. Yani olasılık burada teknik demek olasılık demek. Şimdi olasılık olasılıklardan bir tanesi yataylık. Yani 59'un altına inemedi. E, trendin de hatta yani şu trendin de altına inemedi. Burayı tin 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 takip etmeye başladı. E, tin 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 takip ederse bu trend de takip edilmeli. E, yani çizebiliyorsanız siz de aynı şekilde grafiğinize oturdun. Bu trend kırılmadığı müddetçe belki belki bir ihtimal hacimler düşer ve bir sıkışma bile olsa 18.66 seviyesindeki dirençle bir sıkışma bile olsa o tarafa doğru yine bir fiyat hareketliliği olabilir. O yüzden bu trend de takip edilmeli. Ha trend kırıldı hocam. Trend, trend kırıldıysa formasyon bozuldu. iş bitti zaten. Hani trendi takip etmenin bir tane sadece 18.66'ya gider, gider mi sorusunun cevabı değil. Trend takip etmenin nedeni. Trend aşağı doğru kırıldı. Yani bir düzeltme daha geldi. Diyelim ki trend aşağı doğru kırıldı, hatta borsa yıkıldı. Yani o zaman zaten trend aşağı doğru kırıldıysa teknik bozulmuştur. Anlatabildim mi? O yüzden trend çok önemli. Yani trend çok önemli. Bunun altına inmeyecek arkadaşlar. Bir kere şu sarı trendin altına inmeyecek ve sarı trend için bir fiyat veremiyorum. Malum yükselen bir trend dolayısıyla hareketli bir fiyatı var. İşte bugün için. 15.39'da işte yarın için 15.47 gibi öyle artan bir fiyatı var. bir kuruş üç kuruş artıyor. Diklik. Biraz da dik bir açısı var. O yüzden artıyor da. Dolayısıyla bunu kendiniz takip etmeniz lazım. Bu trendin altına inmedikçe bir sorun görmüyorum. Tabii yani bu trendin altına inilmedikçe bir sorun görmüyorumun şöyle bir anlamı yok. Yani bu böyle ilelebet 500 liraya gidecek anlamı taşımıyor arkadaşlar. Elbette ki trendi bu şekilde yaklaştığı bir gün aynı böyle yaklaştığı bir gün bu trendi kıracak. Daha önce yaptığı gibi. İşte daha önce de burada dik bir trend kırılmış. Yataylaşma başlamış ve kırılmış. Yine burada da aynı şekilde şuradan da feyiz alabilirsiniz. Daha önceki Mart ayından sonraki dönemde de işte bakın trendler nasıl kırılıyor. İşte böyle kırılıyor. Yani işte mesela bu ya buyurun bir yataylaşma ve yeni bir trende girmiş. Yani. Yine böyle yataylaşma görülürse işte trend dışına doğru bir yataylaşma da görülürse artık bu trendin geçerliliği kalmaz. Farklı bir trend aranır. Ama şu an için fotoğraf güzel. İnşallah üstteki direnci tez zamanda dener. Ama dediğim gibi tedbirli olmakta fayda var. Borsada ne kadar kazandığınız değil, düşüşlerde paranızı ne kadar koruduğunuz sizi iyi Borsacı yapar veya kötü borsacı yapar. Anlatabildim mi? Yani bu önemlidir. %100 kazanan birisi düşüşlerde de %100'ü geri veriyorsa o arkadaşta bir hata var demektir. O yüzden düşüşler asıl temkinli olmamız gereken yani düşüş zamanları borsanın asıl temkinli olmamız stoplarımızı çalıştırmamız karımız varsa karımızı almamız gerektiren yerler. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi akşamlar.